Biliyorsunuz yani Türkiye ve Kürdistan'da uzun zamandır artık krize dönüşmüş bir yaşam biçimi var ve bu yaşam biçimi haline getirildi krizler. Gerçekten hem ekonomik hem sosyal hem siyasal olarak birçok konuda artık bir tıkanma var. Bu tıkanma aslında halklar nezdinde de çok iyi görülüyor. Hem kimliklere ilişkin, hem inançlara ilişkin, hem kadınlara ilişkin, hem de bu ülkede demokratik hak talebinde bulunan her kesime ilişkin çok ciddi bir baskı var aslında. Bir asimilasyon politikası var uzun zamandan beri. Onun için hem emekçilerden, işçilere, çiftçilere, çocuklara, kadınlara, bu toplumda her kesimde insan artık nefes alamaz durumda. Her yer gerçekten çok büyük moral ve coşkuyla karşıladı. Özellikle kadınlar ve anneler bu konuda çok ciddi sahiplendiler. Bu yürüyüş, bu özgürlük yürüyüşü hemen hemen her yerde, her kesimden insana bir şeyler ifade etti, bir şeyler anlattı. Bu hafıza geçidinde önemliydi bence. Bu halk çözüm sürecini de gördü. Yani Sayın Öcalan'ın çözüm sürecinde nasıl aslında irade olduğunu, o dönem katliamların bittiğini, demokratik hakların genişlediğini, insanların nefes aldığını ve dolayısıyla kimliğini, kültürünü, inancını ve demokratik haklarını daha güvence altında hissedebileceği bir sürece girmişti. Bu süreç bu açıdan çok önemliydi. Bunun çok da bilincinde halkımız, farkında. Dolayısıyla savaş politikayla bu ülke yönetilemez, özel güvenlik anlayışıyla yürütülemez. Bugün dincilikle, milliyetçilikle, ırkçılıkla bu sistem artık gidemez. Bunun çok iyi farkında. Dolayısıyla kendisinin de hakları ve talepleri konusunda böylesine tecritin kırılmasıyla beraber girecek bir sürecin nasıl aslında halklara nefes aldırabileceğini halkımız çok iyi biliyor. Dolayısıyla uzun zamandır yürüttüğü bir mücadele de var. Mücadele söz konusu. Bu mücadelenin de artık savaş ve güvenlik politikalarıyla çözülebileceğini halkımız çok iyi biliyor. Bizden çok daha iyi farkındadır aslında sürecin. Dolayısıyla bu coşkusu, bu umudu, bu kararlılığı aslında çözüm politikalarına ilişkin yaklaşımından geliyor yani. Çözüm politikalarını istiyor artık. Halkın talep ettiği şey artık bu sorun çözülmeli. Bunun da yolunu biliyor. O yüzden de taleplerimizmiş gibi hep beraber zaten halkımızın talepleridir. Uzun zamandır dile getirilen oldukça sahipleniliyor. Bu konuda mücadelemizi daha da fazla büyüteceğiz. Hep birlikte bu süreci başta kadınlar olmak üzere bütün toplumsal kesimlerle büyüteceğimizi, yükselteceğimizi bir kez daha söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu krizin üzerine de yaşanan cezaevinde bir açlık grevleri başladı biliyorsunuz dönüşümlü. Yine kadınlar öncülüğünde yine gelişen ki bu yürüyüşün temel damarlarından bir tanesi yine kadın öncülüğünde gelişen bir durum. Talep şuydu yani Kürt sorunun demokratik çözümü ve barışçıl çözümü gerçekleşmesi ama bunun için gerçekleşebilmesi için de uzun zamandır bütün toplumsal dokulara yayılan İmralı tecridi yani Sayın Öcalan'a ilişkin uygulanan tecritle başlayan ve tüm toplumsal dokulara yayılan bu tecride karşı bu tecridin artık kırılması, Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün mutlaka sağlanması, çözüm sürecinin Kürt sorunu demokratik barışçıl çözümü konusunda bir diyalog ve müzakerenin yeniden başlamasının belki başında başlayan tecritle beraber gelişen tüm halkanın en ana noktası onu içeriyor ve ancak bununla gerçekten bu krizler aşılabilir, muhataplarıdır, öncüleridir. Orta Doğu'da en iyi çözümleri yapan bu konuda bir çözüm perspektifi de sunan birisidir kendisi. Dolayısıyla bir an önce bu tecritin kırılması, Kürt sorunun demokratik çözümünün gerçekleşmesi gerekiyor. Kadınların bir mücadele ekseninde nasıl öncü olduklarını, barış talebini en çok onların dinlendirdiğini, özgürlük talebini en çok onların dinlendirdiğini biz de gittiğimiz her noktada görüyoruz. Çünkü bu coğrafyada, bu kadim topraklarda her zaman çok büyük acılar yaşandı ve bu büyük acılar en çok kadınları etkiledi. Ve böyle olunca o acılarının en bildikleri yerden konuşmaya başladı kadınlar. Bu yüzden o yürek acılarına, o yaşadıkları kayıplara, yaşadıkları travmalara rağmen bunun başka insanlar, başka kadınlar, başka gençler için yaşanmaması için bir ses olmaya çalıştılar. Ve bu yüzden de bu mücadelenin en öncüsü yine kadınlar, barış anneleri, adalet nöbetinde bekleyen kadınlar. Bunların topyekun bir eksenine baktığımızda bu mücadelenin, bu yürüyüşün aynı zamanda bütün kesimler için bir barışı, bir eşitliği, bir özgürlüğü getireceği aşikar. Onlar da aslında Sayın Öcalan'ın özgürlüğü nezdinde bütün topluma sirayet edecek olan bu barış ortamına dair ses yükseltiyorlar. Bu barış için, bu özgürlük için aslında ses yükseltiyorlar. Yani normal şartlarda aslında
Düşündüğümüzde bu kadar acıların yaşandığı bir yerde belki bu durumun çok farklı bir sonucu bile olabilirdi. Ama Kürt kadınları, Kürt özgürlük hareketinde bulunan ve buna gönül vermiş kadınlar aslında bunun ne kadar kişisel bir mevzu olmadığının farkında. Kimse için bir kazanım, bir olumlu sonuç elde edemeyeceğini en çok onlar farkında. Bu yüzden de her zaman barışa kadınlar erkeklerden daha fazla yatkındır. Bu yüzden barışın sesi, özgürlüğün sesi her zaman kadınlar tarafından daha çok çıkar. Bugün bu özgürlük yürüyüşünü başlattığımız günden itibaren de bunun en iyi örneklerini, yani daha doğrusu en güzel örneklerini gördük. Her karşılamada önce barış anneleri bizi karşıladı ve hep beraber adalet nöbetinde bulunan anneleri ziyaret etmeye başladık. Böyle baktığımızda bu kadar acıya rağmen, bu kadar travmaya rağmen hala bu barış istencini korumak, bu özgürlük istencini korumak güçlü bir irade demektir. Ve bu güçlü irade de Kürt kadınlarının sahip olduğu irade. Bunu görmezden gelemeyiz diye düşünüyorum. Demokrasiye, insan haklarına, eşitliğe, adalete, özgürlüğe önem veren ve bunun için mücadele eden bütün kesimler aslında bu yürüyüşün birer parçası. Yer yer, yani ekibimizin içerisinde zaten bütün kurum temsilcilerinden kişiler olmakla beraber gittiğimiz yerlerde yine orada bu barış, emek, demokrasi, insan hakları savunucuların da dahil olduğu bir platform olarak devam ediyor bu yürüyüş. Bu yüzden aslında bu yürüyüşün milyonların yürüyüşü olduğunu bu yüzden ifade ediyoruz. Sizin dediğiniz gibi gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz yerlerde de bu yürüyüşün aslında ekseninin, çapının ne kadar geniş bir kitleye hitap ettiğini, tıpkı Sayın Öcalan'ın ifade ettiği demokratik modernitenin aslında tam karşılığını bulan bir yürüyüş olarak devam ediyor. Bütün halklar için, bütün inançlar için, bütün kesimler için bir özgürlük, bir eşitlik ve adalet yürüyüşü aslında. Bu yüzden de gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz yerlerin bu yürüyüşe destek veren, anlamını genişleten, anlamını büyüten bir noktası var. Sayın Öcalan'la daha önce yapılan ilişkilerde, yapılan diyaloglarda, görüşmelerde bunun sonuçlarını bütün Türkiye yaşadı. Olumlu anlamda yaşadı. Yani demek ki şöyle bir durum var. Çatışmayı, savaşı derinleştiren bir akıl var ve bu yüzden bu akıl tecritin önünü açmak istemiyor. Halkların içerisinde bulunduğu bu durumdan aslında kendi iktidarını sağlamlaştırmaya çalışan bir akıl var. Ama biz de söylüyoruz her zaman, Sayın Öcalan'la görüşmek demek yeni bir sürecin başlatılması Türkiye'deki bütün halklar için. Ekonomik açıdan, sosyal açıdan, ekolojik açıdan, kadın özgürlüğü açısından başka bir ivme, başka bir bakış açısı yaratacak. Biz Sayın Öcalan'a demokratik modernitenin lideri ve önderi derken aslında işte onun sadece bir Türkiye coğrafyasına sınırlı kalmadığını, Orta Doğu'da da aslında bir kilit olabileceğini söylüyoruz.